uchinchi ma'nosini bildiradigan shaklini ko'ramiz. Bu faqatgina savolli shaklda mana shu ruxsat va iltimos ma'nolarini bildiradi. Boshqa qolgan holatlarda faqatgina ikkita, ya'ni biror narsa kuchi yetish, imkoniyati yetish yoki ehtimollilikni ma'nolarini keltirib chiqaradi. Biz faqat mana bu holatda savol shaklini qilganimizda esa iltimos yoki ruxsat ma'nosida bildiradi. Misol uchun qaraymiz. Ben satın alabilir miyim? Satıp olsam mayli mi? Satıp ola olamam mı? Degan ma'noni bildiradi. Ko'proq satıp olsam mayli mi? Ma'nosini bildiradi. Ya'ni ruxsat so'rayapsiz. Sen getirebilir misin? Bu iltimos qilyapti. Lütfen yoki rica etsem bana sen ekmek getirebilir misin? İltimos qilsam yoki iltimos sen menga non olib kela olasanmi degan ma'noni chiqaryapti bu gapimiz. O söyleyebilir mi? U ayta oladimi yoki u aytsa maylimi ma'nolarini bildiradi. Ko'proq aytsa maylimi, ya'ni ruxsat so'rayapti. Biz ichebilir miyiz? İçsak maylimi? İçe olamizmi? İçsak maylimini ko'proq ma'nosini bildiradi. Siz izleyebilir misiniz? Tomosha qilsangiz maylimi? O'z aslida sizlar tomosha qilsalaring maylimi degan gapimiz kamdan-kam kelishi mumkin, lekin biz ketma-ketlik tarzini buzmaslik uchun bu narsani aytib o'tayapmiz. Onlar atabilirlermi? Ular tashlashlari mumkinmi? Tashlasalar maylimi ma'nosini bildiradi. Boya yana takrorlab aytganimdek bu yerga gapimizni kengaytiruvchi so'zlardan foydalangan holda ishlatishimiz mumkin. Biz uchinchi ma'noni bildiradigan shaklini ko'rib chiqdik. Ana endi bularning hammasi bo'lishli, ya'ni pozitivni shakllari edi. Ana endi sizlar bilan buni inkor shaklini, ya'ni negativ shaklini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ha, aytgancha, bu yerda yana 3ta fe'lni tuslagan holatdagisini yozib qo'ygandim. Uni ham birgalikda o'qib tarjimasini aytib o'tay. Arayabilir, izlay oladi yoki telefon qila oladi. Uyuyabilir, uxlay oladi yoki uxlashi mumkin. Gidabilir. Mana bu yerda gitmek fe'limizda t dga aylandi. E'tibor bering, gidabilir. Bora oladi yoki borishi mumkin, yoki keta oladi yoki ketishi mumkin ma'nolarini bildiradi. Ben İstanbul'a gidabilirim. Ya'ni qarang, gapni aniq ketishim mumkin degan ma'noni bildirish uchun ishlatayotgan so'zlarimga diqqatlik bilan e'tibor bering. Ben 2 gün sonra İstanbul'a gidebilirim. Men 2 gündən keyin İstanbul'a ketishim mumkin. Yani keta olaman deb tushunmaymiz. Çünkü bu yerda ko'proq ketishim mumkin ehtimollikni ma'nosini bildiryapti. Yani orada vaqt bor. Tushuntira oldim degan umiddaman ve biz keyingi qismimizga o'tamiz. Mana do'stlar, sizlar bilan bunu endi inkor shaklini birgalikda ko'rib chiqamiz. Amaz emes, ya'ni bu yeterlilik gibi degan narsamızda inkor shakli amaz emes. Z'ni qafs ichiga olib qo'ydim. Nima uchunligini hozir sizlar bilan ko'rib chiqqan holatda tushunib olamiz. Ben satın alamam. Ya'ni mana bu men ekanligimni bildiradi. Sen getiremezsin. Sen olib kela olmaysan. Ya'ni mana bu senni bildiradi. Xo'p. O söyleyemez. Ya'ni bu yerda ham bizda qasd ichida y shaklimiz bor. Ya'ni mana bunda yozib qo'yaylik. Nima uchun y qo'ydik? Yana eslab olinglar, unli harflar bilan tugingan fe'llarimiz kelsa, shunda y ochiladi. Demak, o söyleyemez. Bu yerda hech narsamiz bo'lmaganligi uchun, ya'ni uchinchi shaxsimizda hech narsa yo'q. Biz İçemeyiz, biz içe olmayımız. Siz izleyemezsiniz. Mana bu sinizimiz, yani sizlerin qo'shimchasi. Onlar atamazlar. Bu ularga tegishli bo'ladi. Takrorlab bunu ma'nosini tarjima qilamiz. Ben satın alamam. Men sotib ola olmayman. Sen getiremezsin. Sen olup kela olmaysan. O söyleyemez. U ayta olmaydı. Biz içemeyiz. Biz içe olmayımız.
siz izlayamazsiniz. Sizlar tomosha qila olmaysizlar. Yoki siz tomosha qila olmaysiz. Onlar atamazlar, ular tashay olmaydilar ma'nosini bildiradi. Olumsuz, ya'ni negativni shaklimiz, ya'ni inkorimiz mana shunday oson o'rganib olasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan 3ta holatni ham ko'rib chiqdik, ya'ni 3ta ma'noni bildirishini. Buni hali yana ozgina davomi bor, uni birgalikda sizlar bilan keyingi darslarimizda ko'rib chiqishimiz mumkin. Yaxshilab o'rganib qolasizlar degan umiddamiz.